Görecekler dedi. Bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir. Orada bir sıkıntımız yok. Kim lan o? Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini ve bu yüzden paylaşım yapmadığını dile getiriyor. Ancak Peker'in avukatları Peker henüz bulunduğu yerde olduğunu ve kendisinin yakalanmadığını açıkladı. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Sedat Peker, videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın. Kitleleri peşinde sürüklemenin hazzını aldı. İşi kuralına göre oynayarak stratejik bir yol izliyor. Yaptığı hiçbir şey boşa değil. Twitter'da tamamen algı operasyonu yapıyor, çok güzel bir oyun oynuyor. Peker'in attığı tweet'e bakarsanız, kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk, diyerek öğle Birleşik Arap Emirlikleri polisi tarafından davet edilip, saatlerce kendisinden bilgi alınmaya çalışıldığını, böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri gizli servisinin elinde ve korumasında olmadığı şeklinde algı yürütüyor. Kendisini gündemde tutmak ve kamuoyu oluşturmak için izlediği stratejinin bir parçası. Bu tip paylaşımları birileri sorgulamadan, üzerine düşmeden kabul ediyor. Ancak Sedat Peker'in oynadığı oyun bariz ortada. Dubai'de istihbarat örgütleri savaşı yaşanırken, Baye gizli servisi gelen talimatla pazartesi günü Peker'in otelden ayrılmasının istendiği ortaya çıktı. Peker'in ilk başta Süleyman Soylu gibi görünse de Türkiye'yi hedef alan videolarını koordine eden ekibin, Peker'in can güvenliğinin tehlikeye girmesi sonrası onu bir başka ülkeye götürme kararı aldı. Ancak bu planında yattığı öğrenildi. Olay şöyle gelişti. Peker otelini değiştirince etrafındaki çember daraldı. Bu nedenle birkaç kez otel değiştirmek zorunda kaldı. Daha sonra da kaldığı bir otele içinde rakip mafya elemanlarının adamlarının da olduğu bir operasyon gerçekleştirildi. Peker ve ekibi bu operasyondan kurtulmayı başardı. Peker'i bir an önce Dubai dışına çıkarmaya çalışan istihbarat örgütünün Peker için bulduğu ülke Mısır'dı. Ancak bu hamleye karşı da bir operasyon hazırlığı olduğu öğrenildi. Peker'in uçağının yolda Irak'a indirme planı konusunda bilgi de gelince Peker ailesi ve 12 kişilik ekip Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı bir bölgeye geçiş yaptı. Bu arada Mossad'ın Peker'i Mısır'a geçirme planına ilk başta onay veren Mısır'ın kararını askıya aldı ve beklemeye geçtiği ifade ediliyor. Neden Mısır? Sorusunu değerlendiren güvenlik uzmanları son dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerinin yumuşadığını ve ilişkilerin normalleşmeye doğru ilerlediğini hatırlatarak, İsrail bu durumdan rahatsız. Peker'i Mısır'a götürürlerse iki ülke arasında yeni bir kriz çıkacak. Bir taşla iki kuş vurmayı planlıyorlar. Mossad Mısır'da etkindir. Hem Peker'i korur hem de iki ülke ilişkilerinin iyileşmesini önler. Apo Suriye'den çıkarılınca da aynı şeyleri yapmadılar mı? Kimin Türkiye ile arasını açmak istiyorlarsa oralarda gezdirdiler. Sedat Peker üzerinden de aynısı yapılıp, kriz çıkarmanın planları da yapılıp, her durumu değerlendirmeye çalışıyorlar. Eş zamanlı operasyonla daha Türkiye'ye getiremediler. Düşünce şubeni paketleyecekler, dışarıyla temasını kesecekler. Şu anda da yapabilirsiniz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Ben bunların hepsinin farkındayım. Yap. O bakanlıktan ayrılacağım. O bakanlıktan ayrılacağım da
Tasmayı takacağım sürü! Üzdüğün her çocuk için, her anne için! Tasmayı boynuna takacağım! Beni burada da alacaklar. Aa! İşkence... Ya! Ya görmedik mi işkence? Hayatım işkenceyi mi geçti? Allah'a yemin olsun göreceksiniz. Bir gün geçireceğiz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı. Aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülü'yü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. O yüzden dolayı bir yer değişikliği yaptık. Belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan, sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan sonra da o etrafındaki şebeleklerle birlikte, hiçbir irtibat kurmayacak. Cezasını çekecek. Ne kadar sonra cezası? 30 yıl 30 yıl, 40 yıl 40 yıl. Bunun cezasını çekecek, bu bedeli ödeyecek. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Değerli arkadaşlar, hedefin İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların silüetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.